merhabalar. Tuğçe ile Yaşama hoş geldiniz. Şu anda benimle olan tüm dostlarıma sevgilerimi, selamlarımı, öpücüklerimi gönderiyorum. Nasılsınız canım arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz, çok şükür. Bugün gördüğünüz gibi bir ev konsepti ile karşınızdayım. Ev konsepti videolarımı çok sevdiğinizi ve sayısını arttırmamı talep etmiştiniz. Ben de verdiğim sözü tuttum. Size söz vermiştim çünkü yapacağım diye. Daha fazla ev konsepti videolarıyla karşınızda olmaya çalışıyorum. Zaten pandemiden dolayı, bir de hava şartlarından dolayı da çok tasarladığım, gitmek istediğim yerlere gidemiyorum. Dolayısıyla maksat birlikte olmak her hafta. Maksat güzel konseptler içinde yer almak, kaliteli zaman geçirmek. O yüzden sizlere evde de güzel içerikler üretmeye ve size faydalı olmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Bugün arkadaşlarım konseptimiz ne? Düşündüm ki benim günlük hayatımda uyguladığım çok güzel, pratik, güzellik tüyoları var. Bunları uygulamayı çok seviyorum. Çok da yararlı buluyorum. Hem hayat kurtarıcı oluyor, hem de pratik olmasından ötürü zaman da almıyor. Ve bu güzellik tüyolarını sizlerle paylaşmak istedim. Bugün 10 tane güzellik tüyosu size vereceğim. Ve uygulamalarını da yapacağım ayrıca. Bilenleriniz mutlaka vardır. Ama belki bilmeyenler vardır. Onlar için belki ilham olur. Belki onlar da uygular, hayata geçirirler. Ben bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım, kendimize yine güzel bir Türk kahvesi pişirelim. Ben de kahvemi pişireyim, geleyim. Ondan sonra da güzellik tüyolarını uygulamalı bir şekilde sizlere anlatmaya başlayayım. Birazdan görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlarım, işte geldim. Hepimizin mis kokulu kahveleri hazır mı? Kendime böyle çok güzel duble Türk kahvemi pişirdim. Gerekli malzemeleri yanıma getirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir takım malzemelerimiz var ve çok güzel uygulamalar yapacağız. Hepimize afiyet şeker olsun bu arada. Kahvelerimizden birer yudum alalım ve bir an evvel güzellik tüyolarını sizlerle paylaşmaya başlayayım. Benim için güzel olacak. Umarım sizler için de yararlı ve verimli bir video olur. Haydi hemen başlıyoruz o zaman. Her kadının bilmesi gereken 10 tane güzellik tüyosu. Evet arkadaşlarım, şimdi ben biraz şöyle yine kahvemle suyumu kenara alayım. Şu ortamda size rahat rahat gösterebileyim. İlk tüyomuz nedir arkadaşlarım? Hepimiz parfümümüzün kalıcı olmasını isteriz. Kalıcı olması için de bir takım formüller vardır. Mesela ne gibi? Parfümü kulak arkalarına sıkmak, bileğin iç taraflarına sıkmak gibi daha sıcak olan yerlere parfümü uygulayıp kalıcılığını arttırmak hepimizin bildiği yöntem. Fakat saçlarımız da parfümümüz gibi kokar ise dışarıya çıktığımızda bir rüzgar estiğinde o rüzgarla beraber karşı tarafa saçlarımızdan dolayı parfüm çok rahat gelecektir. Tabi ayrıca parfümün devam ürünlerini kullanmak, mesela body lotion'ı varsa parfümün body lotion ile beraber kullanmak da etkili. Ama bu göstereceğim yöntem gerçekten çok güzel ve ben de bunu her parfüm sıktığımda uyguluyorum, her gün uyguluyorum. Saç fırçamızı arkadaşlarım parfümümüzden sıkıyoruz. Ve bu şekilde saçlarımızı tarıyoruz. Oh, ben de şöyle saçlarımı taramış olayım ha. Ay çok güzel. Bakın şöyle yaptığımızda bile şu anda saçlarımdan inanılmaz güzel parfüm kokuları yayıldı. Şöyle bilek içlerime ve kulağımın arka tarafına sıktığımda parfümün etkisini 2 kat hatta 3 kat arttırmış oluyoruz. Fırçaya sıkıp saçımızı taramak gerçekten çok güzel bir tüyo. Bunu denemenizi mutlaka öneriyorum. İlk tüyom işte buydu. Hadi geçelim hemen ikinci tüyoya.
Evet arkadaşlarım, ikinci tüyomuz ise şöyle BB kremle nemlendiricimi önüme alarak hemen anlatmaya başlayayım size. Fondöteniniz veya BB kreminiz teninizin rengine biraz koyu olabilir. Bazen bunu bilmeden de yapabiliyoruz. Rengine bakmadan alabiliyoruz veya internetten sipariş ettiğimizde ya da bir katalogdan bakıp sipariş ettiğimizde de renkler koyu çıkabiliyor. O yüzden kullanamıyoruz. Ya da cildiniz çok kuru, mesela böyle bazı yanak kısımlarında, burun üstlerinde ya da çene kısımlarında pul pul olan ciltler oluyor. Çok kuru olduğu için yoğun nemlendirme gerekiyor tabii ki de bu ciltleri gün içerisinde. Hatta tek başına nemlendiriciler de yetmeyebiliyor. Bunun da çözümü işte bu anlatacağım şey. Şimdi arkadaşlarım şöyle BB kremimizi elimize alalım. Şimdi nemlendiricimi de alıyorum arkadaşlarım. Nemlendirici ile BB kremi şöyle birbirine ilk önce elimin üstünde bir şöyle bakın arkadaşlarım. Karıştırıyorum. Eğer bu koyu renk olmuş olsaydı nemlendirici ile beraber karıştığında bir ton veya nemlendiriciyi daha fazla koyduğunuzda iki ton açılmış olacaktı. Şu andaki şöyle şöyle yaptığınızda bile nemlendiriciden ötürü o kadar yumuşadığını hissediyorsunuz ki BB kremi şu anda harika bir kadifemsi bir şey oldu. Bakın şöyle hafiften bir süreyim. Şöyle uyguladığımda, elimi bile yüzümde gezdirdiğimde o kadar ferah ve o kadar yumuşak hissediyorum ki şu anda bu BB kremi. Tamam normalde de yumuşak ama işine nemlendirici krem girdiği için daha pürüzsüz, daha yumuşak bir cilde sahip olmamı sağladı. Özellikle kuru ciltler bunu çok seveceklerdir eminim. Bir de dediğim gibi eğer koyuysa teninizin rengine göre fondöten ve BB krem, işte çözümü de bu. İçine nemlendirici kreminizi koyup karıştırıp yüzünüze sürmek. İkinci tüyom da buydu. Ben şimdi şu elimi bir temizleyeyim. Üçüncü tüyo için hemen geliyorum arkadaşlarım. Evet hemen geldim. Elimi temizledim. Kahvemden de bu arada bir yudum alayım. Üçüncü tüyoya hemen geçiyoruz arkadaşlarım. Bu arada sizler de lütfen kahvelerinizi içmeyi unutmayın olur mu? Evet arkadaşlarım. Üçüncü tüyomuz da ne? Hazır nemlendirici krem önümüzdeyken onunla devam edelim. Bunun için hem konuşayım hem de rujumu sileyim. Çünkü rujla alakalı, dudakla alakalı bir şey size söyleyeceğim. Bazen rujlarımız arkadaşlarım kalıcı olmayabiliyor. Bazen değil, benim genellikle kalıcı olmuyor rujlar. Çünkü yalarım, işte kahve içtiğim zaman silerim, unuturum falan derken dudakta uzun süre kalıcı diye satılan rujları dahi aldığımda benim dudağımda çok kalıcı olmuyor açıkçası. O yüzden arkadaşlarım bunun için farklı bir yöntem, farklı bir tüyo var. Ruj yerine dudak kremi kullanmak. Fakat dudak kremini de bazen dudağımıza uygulayamayabiliriz. Çünkü sert yapıda oluyorlar ve dudağımızı tabi ruj gibi kaygan olmadıkları için boyamıyorlar. Bunun için arkadaşlarım şöyle bir yöntemimiz var. Ben hemen şöyle aynamı da yanıma getirdim. Aynamda size bunu uygulayacağım şimdi. Ne yapıyoruz arkadaşlarım? Yine nemlendiricimizden alıp bir miktar. Çok almamıza gerek yok. Şöyle şu kadar bir şey yeterli. Ve dudağımıza böyle bu şekilde uyguluyoruz. Ondan sonra arkadaşlarım dudak kalemimizi alıyoruz. Ve güzelce ilk önce dudağımıza çerçeve yaparak bakın nemlendirici krem sürdüğüm için o kadar yumuşak ve kaygan oldu ki şu anda sanki ruj sürüyormuşum gibi dudak kremimi rahatlıkla uygulayabiliyorum. Bakın şöyle. Şimdi içini dolduracağım. Bakın ne kadar rahatlıkla boyayabiliyorum şu an dudak kremimle. Bakın sanki ruj sürüyormuşum gibi. Evet işte bitti. Canım ruj sürmek istemediğinde ya da daha kalıcı bir şey olsun dudağımda dediğimde işte aynen bu yöntemi uyguluyorum arkadaşlarım. Umarım sizin de işinize yarar. Şimdi geçelim dördüncü tüyomuza.
Evet arkadaşlarım, dördüncü tüyomuzda kaşıklarla ilgili ne yapılabilir kaşıklarla ilgili hemen anlatmaya başlıyorum. Bazen sabah kalktığımızda göz altlarımız şiş olabiliyor. Ya da bir gece önce ağladıysak eğer, Allah ağlatmasın tabii ki hep güldürsün ama hayat bu, bazen de ağlayabiliyoruz. Sabah uyandığımızda yine göz altlarımız kızarık, şiş ve mor olabiliyor. Ya da gece uyumadığımız zaman aynı şekilde tamamen bu tüyomuz gözaltı şişlikleri, morlukları ile alakalı. Arkadaşlarım şöyle görmüş olduğunuz iki tane yemek kaşığını 30 dakika boyunca buzluğa koyuyoruz. 30 dakika sonra buzluktan kaşıkları çıkartıp göz altlarımıza 5 dakika boyunca, bakın böyle bu şekilde koyuyoruz ve bekliyoruz. Aynen böyle bu şekilde arkadaşlarım. Şu anda bile buzluktan çıkmamasına rağmen kaşıklar soğuk. Buzluktan çıktıktan sonra tabii biraz sıkıntılı olabiliyor. Bunlarla 5 dakika beklemek. 5 dakika boyunca arkadaşlarım göz altlarınızda kaşıkları böyle tuttuğunuzda hem göz altlarınızın bir rahatladığını, gerildiğini ve gerçekten de gün içerisinde arkadaşlarım o morlukların ve şişliğin yavaş yavaş indiğini, morlukların da kaybolduğunu göreceksiniz. Gerçekten güzel bir tüyodur. Dördüncü tüyo olarak bunu da listeye yazarsınız. Şimdi gelelim beşinci tüyoya. Evet arkadaşlarım, geldik 5. tüyomuza. Yine bir makyajla alakalı tüyomuz bu. Hemen hemen herkesin bildiği bir şeydir büyük ihtimalle. Ama ben de günlük hayatımda sıklıkla kullandığım için bunu da atlamak istemedim. Şimdi aldık fırçasını. Aldık fırçasını arkadaşlarım. Şu tel toka, biz İzmirliler buna paramana deriz bu arada. Ama bunu paramanayı herkes bilmediği için tel toka dedim. Böyle arkadaşlarım aldık fırçamızın uç tarafına takıyoruz. Şöyle. Hatta hani topuz yapılan böyle mandal gibi tokalarda oluyor ya, onlardan varsa onlardan da uygulayabilirsiniz. Ben bu tel tokayı kullanıyorum. Bakın tel tokayla aldık fırçasını böyle bu şekilde tutturduğumda burası böyle tam aydınlatıcı uygulayabileceğim ya da gözaltı kapatıcısı uygulayabileceğim bir fırça halini aldı. Hiç kullanmadığınız bir aldık fırçasını devamlı böyle tokayla tutturup kullanabilirsiniz. Evet, şimdi böyle bu şekilde sürdüm. Ben bunu böyle böyle parmaklarımla da hallediyorum. O ayrı. Ama bunun çok daha böyle sıvı, akışkan olduğunu farz edelim. Ve fırça kullanmak istediğimizi farz edelim. Bakın arkadaşlarım hemen gayet pratik bir şekilde uyguladım. Diğerini de yapalım. İşte bitti. Çok güzel bir tüyo. Ben çok memnunum bu tüyodan. Gerçekten de arkadaşlarım. Her zaman kullandığım, hayatımda pratik olarak uyguladığım bir şeydi. Şimdi geçelim 6. tüyoya. Evet arkadaşlarım. 6. tüyoda gül suyu ile ilgili. Ben cilt bakım maskesi yaptığım videolarımda gül suyunu tonik olarak kullandığımı zaten söylemiştim. İzleyenler zaten biliyorlar, hatırladılar şu anda. Ama izlemeyenler muhakkak vardır. Ben arkadaşlarım dışarıdan hiçbir zaman tonik almadım. Toniğimi sadece gül suyu olarak uyguluyorum. Böyle kullanmadığım boş bir şişeye gül suyunu arkadaşlarım aktarıyorum. Böyle fıs fıslı bir şişe bu. Hemen şöyle uygulayayım yanağıma. Yani böyle bu şekilde bütün yüzüme arkadaşlarım bu gül suyunu uyguluyorum. Gül suyu gerçekten cildi rahatlatan, ferahlatan, gözenekleri açan, inanılmaz güzel, cilde yararlı bir ürün. Gül suyunu kesinlikle tonik olarak kullanmanızı öneriyorum. Eğer derseniz ki benim böyle pompalı şişem yok, almak da istemiyorum, böyle yüzüme fıs 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 sıkmak hiç hoşuma gitmez derseniz yine sıkıntı değil. Pamuğu alırsınız. Özellikle o hani göz makyajı temizlenen kare pamuklar ya da küçük yuvarlak disk pamuklar var ya, onların üzerine döküp yüzünüze o şekilde de uygulayabilirsiniz. Ama benim gibi böyle fıs 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 yapmak çok daha pratik ve çok daha keyifli. 6. tüyomuz da işte buydu. Gül suyunu tonik olarak kullanmak. Şimdi gelelim 7. tüyomuza.
Evet arkadaşlarım, madem gül suyu dedik, şimdi gül suyundan yine devam edelim. Gül suyunu arkadaşlarım başka nasıl tüy olarak kullanabiliriz? Biten biberlerimizde kullanabiliriz arkadaşlarım. Benim bu rimelim bitti. Bakın şöyle kupkuru bir fırça görüyoruz. Aslında var dibinde, yok değil ama fırçaya gelmiyor. Tabii kurumuş, etmiş falan. Hani çok verim alamıyorum şu anda ben bu rimelden. Şimdi ben bu rimeli hemen çöpe atıp gidip koşa koşa yenisini almak yerine ne yapabilirim arkadaşlarım? Şöyle ki içine 1-2 damla gül suyu dökmek rimelin. Bu gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlarım. Hemen deniyoruz. Tabi fısfısından kurtarmam gerekiyor bunu. Çünkü fısfıs da olmaz. İçine birazcık dökeceğim rimeli. Şimdi rimeli de şöyle açıyorum. Ondan sonra rimelimin içine arkadaşlarım şöyle çok az 1-2 damla kadar döküyorum. Biraz şöyle çalkalıyorum. Ondan sonra da arkadaşlarım dikkatli bir şekilde şöyle taşmasın. Çok fazla koyarsanız taşar çünkü. Evet, şimdi arkadaşlarım şöyle birazcık bekledikten sonra ki bir saat, 1,5 saat kadar falan da beklese oldukça etkili olacaktır. Bunu da şimdi arkadaşlarım şöyle bir kapatıp kenara alayım. Gül suyuyla işimiz bitti. Tabii benim birazcık elime de bulaşmış. Hemen silelim. Evet arkadaşlarım, gül suyunun biten rimelleri veyahut da kuruyan rimelleri hayata döndürdüğünü bu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Benim çok sık kullandığım bir yöntemdir. Bakın arkadaşlarım, şu anda rimelim sanki bir canlanmış, hayata dönmüş gibi oldu. Hatta bakın ucuna bir akmasın boya bile geldi. Ben şimdi bu rimelimi arkadaşlarım muhtemelen bir 15-20 gün daha kullanabilirim. Hemen çöpe atmak yerine hayata döndürmeyi tercih ettim gül suyuyla. Evet arkadaşlarım, işte tüyomuz bu şekildeydi. Şimdi geçelim bir diğer tüyomuza. Evet arkadaşlarım, 8. tüyo nedir? Hemen söylüyorum. Hemen şöyle yanıma da alayım ne olduğunu. Tahmin edebilir misiniz acaba? Bir limonum, bir tane de aspirinim var. Bunlar nedir? Acaba nedir? Şimdi arkadaşlarım, aniden yüzümüzde saçma sapan bir sivilce çıktı. Böyle çok özel bir gün olduğunda, bir evlilik yıl dönümü, bir doğum günü ya da bir tatile çıkacağız falan. Böyle yüzümüzde çok saçma sapan bir yerde sivilce çıkabiliyor. Benim öyle oluyor nedense, yani ben anlamadım. Peki bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Çabucak nasıl kurtulabiliriz? Bunun güzel bir tüyosu var benim için. Benim bu sürekli ama sürekli uyguladığım bir yöntem ve çok da memnunum. Hemen anlatayım arkadaşlarım. Aspirin ve limon yöntemi. Hemen şöyle bir tatlı kaşığından birazcık daha az tabağımıza limon koyuyoruz. Çok da fazla olmasın. Sonra aspirini de limonun içine atıp eritiyoruz. Ben birazcık daha koyacağım arkadaşlarım. Şöyle şu kadar. Şöyle gördüğünüz gibi limon ve aspirin ikilisini eritiyoruz. Bakın. Aynen şu şekilde erittik. Tek yapmamız gereken işte bu. Umarım şöyle gösterebiliyorumdur. Bunu ne yapıyoruz arkadaşlarım? Sivilce olan bölgeye uyguluyoruz. Şimdi benim yüzümde şu anda çıkan bir sivilce yok. O yüzden yüzüme sürmeyeyim de şöyle elimle göstereyim arkadaşlarım. Şimdi bunu aldım. Diyelim elimde sivilce var. Hemen şöyle sivilceli bölgenin üzerine arkadaşlarım sürdüm. Ve bunu böyle bu şekilde bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat sivilcenin üzerinde bu limon ve aspirinin kalması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bunun ciltte kuruması ve o sivilceli bölgenin bu limon ve aspirin ikilisini içine çekmesi gerekiyor. Ya da akşam yatarken yaparsanız yıkamanıza gerek yok. Bu şekilde yatabilirsiniz. Bakın arkadaşlarım, elim bile, yani tenim bunu emmeye başladı.
Özellikle böyle beyaz, hani iltihaplı, böyle büyümeye başlamış olan sivilceleri o kadar güzel kurutuyor ki, o kadar güzel etkili bir yöntem ki, gerçekten ben çok ama çok memnunum. Evet, yöntemimiz bu şekilde arkadaşlarım. Bakın elimde kurudu bile. Hatta elimi şöyle şöyle hareket ettireyim. Bakın dökülmüyor bile. Gördünüz mü? Yani krem gibi yapıştı kaldı oraya. Evet arkadaşlarım, 8. tüyom da işte buydu. Aspirin limon ikilisinin muhteşem çıkardığı sonuç. Umarım size de yararlı olur. Şimdi hemen geçelim 9. tüyoya. Evet arkadaşlarım, 9. tüyomuz da gerçekten çok güzel ve çok işe yarıyor. Ben bu arada biraz izninizle suyumu içeyim. Kahvemi bitirdim. Kahvenin yanında güya su getirdim ama suyumu içmeyi unutmuşum. Evet, şimdi 9. tüyomuz gerçekten güzel, etkili bir tüyo dedik. Nedir bu? Bunun için arkadaşlarım bir muz kabuğuna, benim muz kabuğum bekleye bekleye kararmış yalnız, öyle bir durum var. Şöyle bir parça muz kabuğu ve birazcık da karbonatımız var arkadaşlarım. Muz kabuğu ve karbonat ikilisi ile ne yapılabilir? Gerçekten etkili ve güzel bir yöntem söyleyeceğim şimdi. Çaydan, kahveden, sigaradan veya başka sebeplerden ötürü eğer dişleriniz sarıysa arkadaşlarım, işte bu yöntem tam size göre. Neden? Çünkü gerçekten inanılmaz derecede bunu uyguladığımızda dişlerimizin bembeyaz olduğunu ve o sarılığın yok olduğunu görüyoruz. Şimdi muz kabuğumuzun içine arkadaşlarım şöyle bir miktar karbonattan koyuyoruz. Bakın şöyle, şu şekilde. Şimdi bunu alıp arkadaşlarım dişlerimize bir güzel sürteceğiz. Bayağı böyle fırçalar gibi hızlı hızlı ve sert sert sürteceğiz ve bunun bir hayli yararlı olduğunu da bir belli bir zaman sonra eminim ki göreceksiniz. Uygulaması şöyle. Aldık. Aynen bu şekilde. Tabii üstünde karbonat bitmiş olacak. Yine karbonatımızı serpiştirdik. Şimdi alta geçiyorum ben. Aynen bu şekilde. Tabii biraz böyle ağzınıza karbonatın tadı, muz kabuğundan ağzınıza gelen o muzun tadı geliyor. Size bu şekilde yöntemi gösterdim. Tabii ben şimdi ağzımı açıp arkalara falan yapamayacağım. Hoş olmaz videoda. Siz uygularsınız. Muz kabuğu ve karbonat ikilisi gerçekten diş beyazlatmada muhteşem etkiler yaratıyor. Benim dişlerim sarımtırak olmamasına rağmen haftada bir kez mutlaka her ihtimale karşı diye uyguluyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten etkisini göreceğinize inanıyorum. Evet, 9. tüyomuz da işte buydu. Şimdi gelelim 10. son tüyomuza arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım, 10. son tüyomla geldim. Çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum yani bu tüyonun. Ben bunu sürekli kullanıyorum. Ojelerle alakalı bir tüyo bu. Beni tanıyanlar bilirler. Tam bir oje hastasıyım. Oje delisiyim artık. Ne söylemek isterseniz. Hasta, deli, her şey mevcut. Her şey söylenir bu konuyla ilgili bana. Fakat koyu renk oje sürerken kenarlara taşmalar, bulaşmalar bir hayli sık yaşanıyor. Özellikle kalın fırçalı olan ojelerde kenarlara taşırmamak mümkün değil. Bulaşmaması için peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlarım? Şöyle bir yöntem. Şimdi nasıl yapalım? Şimdi benim ojelerim var. Fakat ojenin üzerine size göstermek için yine süreceğim. Şimdi arkadaşlarım bir mandala ihtiyacımız var. Fakat şöyle yumuşak, parmağınızı acıtmayan bir mandal olmasını öneririm. Çünkü çok sert mandal olursa canınız acır. Şöyle yapıyoruz. Bakın. Şöyle mandal taktığımızda parmağımıza, bu yan taraflar arkadaşlarım artık görünmez oluyor ve bu mandal parmaklarımızın şu kenarlarındaki etlerini arkaya doğru sıkıştırıyor. Böylelikle fırçada yan taraflara hiç bulaşmamış oluyor ve çok rahat bir şekilde koyu renk ojelerimizi sürebiliyoruz böylelikle. Şimdi hemen arkadaşlarım ojemi aldım. Evet, şimdi rengi de bir harika yalnız. Muhteşem bir renk. Bayılıyorum. Şimdi ben ojemin üstüne uygulayacağım.
şöyle hemen uygulayayım. Bir de kenarlarına da bulaşmıyor ama mandala bulaşıyor. O da hiç önemli değil. Zaten mandala bulaşsın, kenarlara bulaşmasın diye yapıyoruz biz de bu yöntemi. Evet, şimdi harika bir şekilde gördüğünüz gibi kenarlara bulaşmadan ojemi uyguladım. Bakar mısınız? Hiçbir şekilde yanlara bulaşma olmadan çok sağlıklı bir şekilde bu koyu ojeyi uygulayabildim. Gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz pratik bir yöntem. Evet arkadaşlarım, benim için gerçekten sizinle paylaşması, size anlatması ve uygulaması çok keyifli bir videoydu. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Kozmetik çok inanılmaz ilgi alanım yani. Hani bilmediğim şeyleri öğrenmek, okumak, izlemek. Videolar da çok izliyorum bu konularla alakalı. Çok seviyorum. Benim de bu konuyla alakalı video çekmiş olmam ve sizlerle paylaşmış olmam gerçekten beni çok mutlu etti. İnşallah sizler de sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bir videomun daha işte bu şekilde sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, musmutlu kalın canım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Ve güzel öpücüklerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere.